siyasi isminde katıldığı cenaze töreni şu anda tamamlandı. Bir slogan atılıyor. İmam tarafından o slogan atanlar da uyarıldı bir yandan. Rahşan Ecevit'i uğurlarken slogan atılmamasını rica etti. Sloganlar da kesildi. Şu anda devlet mezarlığına gönderilecek Rahşan Ecevit'in cenazesi ve bize gelen bilgiye göre Bülent Ecevit'in, merhum başbakan Bülent Ecevit'in mezarının üzerine gömüleceği yönünde elimize gelen bir bilgi var. Onu da an be an takip edeceğiz. Mezarlıkta da 97 yaşındaydı Rahşan Ecevit. Bu arada tabi taziyeler de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı arayarak taziyelerini iletti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gelmeden önce bir taziye yayını, taziye mesajı yayınlamıştı. Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadelesiyle sonraki nesillere örnek olacaktır mesajını paylaşmıştı. Bize gelen bilgiye göre Rahşan Ecevit aslında bir kitap üzerinde de çalışıyordu. Anılarının derleyip toparladığı bir kitap ve 1990'lı yıllara kadar o kitapta ilerlediği yönünde elimizde bir bilgi var. Ancak kitabını tamamlayamadan rahatsızlığı arttı ve hayatını kaybetti. Şu anda helallik alınıyor. Haklarınızı helal eder misiniz? Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Kendisine de rahmetiyle muamele eylesin. Sizlere de hayırlı, bereketli uzun ömürler mutlu eylesin. Cümle geçmişlerimizle beraber ruhi cümle el-Fatiha. Senin üzerine konuşurum. Şunu sabit kal abi. Evet. Evet, artık Rahşan Ecevit'in tabudu omuzlara alındı ve cenaze aracına doğru getiriliyor. Birazdan da devlet mezarlığına doğru yola çıkarılacak. 97 yaşında hayatını kaybeden Rahşan Ecevit, eşi merhum başbakan Bülent Ecevit'i tam 14 yıl önce kaybetmişti. İkisi arasındaki aşk herkesin malumuydu aslında. 60 yıldır aynı yastığa baş koymuşlardı ve Bülent Ecevit deyince akla gelen tek isim Rahşan Ecevit'ti. Rahşan Ecevit deyince de akla gelen tek kişi Bülent Ecevit'ti. Dediğim gibi 1946'dan 2006 yılına kadar Türk siyasi tarihini de özellikle etkileyen bir evlilikleri olmuştu. Çok dikkat çeken bir first lady'di. Birazdan da tabudunun buraya geliyor olduğunu söyleyebiliriz. Kameraman arkadaşım Atilla Suya işte sizlere gösteriyor. Hiç milletvekili olmadı, hiç bakan olmadı ama yine de siyasette bir Rahşan Ecevit ağırlığı vardı. Şimdi de helalliğin alınmasının ardından omuzlarda şu anda cenaze aracına doğru getiriliyor. Evet, Rahşan Ecevit'in tabudu şimdi cenaze aracına konuldu. Birazdan da devlet mezarlığına doğru götürülecek. Bize gelen bilgiye göre Bülent Ecevit'in mezarının üstüne gömülecek. Oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Burada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde özellikle CHP'li siyasilerin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Cami avlusunda ve Türk siyasetinde çok etkili isimlerden biri olan Rahşan Ecevit'in
son yolculuğu için hazırlanan cenaze töreni burada noktalanmış oldu diyelim. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım.